Middle East Eye, Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı İran'da mercek altında. Pakistan ve Türkiye askeri işbirliğini artırıyor. IMF'ye rağmen savunma harcamasını artırıyor. Cezayir'den Fransa'ya tokat üstüne tokat. Cezayir'den milli marş tepkisi. İlham Aliyev, Ermenistan'a anlaşmaya uymazlarsa sonucun felaket olacağı sinyalini gönderdi. Defense Express, Ukrayna görücüye çıkan ve ABD'li rakipleriyle yarışacak olan Atak 2'ye daha yakından bakmalı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Londra merkezli Orta Doğu portalı Middle East Eye, Türkiye'nin yeni atanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'da ilgi odağı olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin üzerinden henüz bir ay geçmişken, İran'da Türkiye'nin komşu ülkelere yönelik yeni politikalarına ilişkin spekülasyonlar devam ediyor. İfadelerinin kullanıldığı haber şöyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fars medyası Türkiye'nin yeni atanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ve Fidan'ın Ankara'nın son yıllardaki dış politikasını şekillendirmedeki rolüne odaklandı. Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atanmadan önce 13 yıl boyunca Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olarak görev yaptı. İran devrim muhafızlarına yakın Telegram kanalı Afsaran.ir, Fidan'ın İsrail karşıtı politikalarına dikkat çekerek Türkiye'deki yeni atamayı memnuniyetle karşıladı. Kanal, Fidan'ın 2010 yılında İsrail güçlerinin Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği baskının ardından devrim muhafızlarıyla yakın ilişkiler geliştirdiğini iddia etti. Ancak diğer analistler Fidan'ın Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin Türkiye tarafından ilhak edilmesindeki rolünün altını çizdi. İran diplomasi sitesinin köşe yazarlarından İslam Zolkatropor, İranlı yetkilileri Fidan'ın İran'la ittifakına inanmamaları konusunda uyardı. Zolbarkotur, 2010-2020 yılları arasında Fidan'ın liderliğinde Türkiye, İran'ın bölgedeki çıkarlarına tamamen aykırı güvenlik ve istihbarat stratejileri uyguladı, diye yazdı. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki oluşumların ana sponsoru ve Fidan da bu örgütlerin politikalarını organize eden ana figür, diye ekledi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen başkanlığındaki bir heyet, Perşembe günü Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaher Ahmet Baber Sidhu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkat çekti. ABD ve Hindistan savunma yetkilileri iki ülke arasındaki işbirliğini ve birlikte çalışılabilirliği artırmayı amaçlayan ortak bir teknoloji ekosistemi kurulduğunu duyururken, Pakistan hükümeti IMF ile yaşadığı anlaşmazlığa rağmen savunma bütçesinde yaklaşık %16'lık bir artış talep etti. Yerel basına göre hükümet 2023-2024 mali yılı için 6267 milyar ABD doları talebini açıkladı. Ancak IMF'den hemen cevap geldi. 2019 yılında kabul edilen toplam 6.7 milyar dolarlık kurtarma paketinin kalan 2.2 milyar dolarlık diliminin 1.1 milyar dolarlık kısmını kesiyor. Kuruluşa göre fonlardaki duraklama Pakistan'ın IMF tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanıyor. Pakistan medyası Nation'ın haberine göre dün yapılan basın açıklamasına göre iki kuvvet komutanı görüşme sırasında bölgesel gelişmelerin yanı sıra karşılıklı ilgi duyulan bazı kilit alanları ele aldı. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zaher Ahmet, PAF'ın müttefik ülkelerden akıllı satın almalar, altyapının iyileştirilmesi ve eğitimin yenilenmesini içeren modernizasyon planının geniş hatlarını paylaştı. Zaher Ahmet, her iki ülkenin de benzeri görülmemiş stratejik ortaklıkla kendini gösteren uzun süreli dini ve tarihi ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi. Ayrıca askeri işbirliği, stratejik ittifak ve eğitim alanında mevcut ikili bağları daha da geliştirme kararlılığını yineledi. PAK Hava Kuvvetleri Komutanı ayrıca şunları söyledi. Pakistan, Türkiye ile bölgesel barış, güvenlik ve istikrarla ilgili tüm önemli konularda yakınlaşmaya dayanan güçlü diplomatik, ekonomik ve savunma ilişkilerine değer vermektedir. İki kardeş ülke ihtiyaç anında birbirlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Ve Pakistan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne eğitim ve kapasite geliştirme yardımı sağlamaya kararlı olmaya devam edecektir, dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı ayrıca PAF pilotlarının eğitim uçakları ve avcı uçakları da dahil olmak üzere çeşitli uçaklarda Türk Hava Mürettebatı'nın eğitiminde aktif bir rol oynadıklarını belirtti. Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ise PAF'ın profesyonelliğini takdir etti ve havacılık sektöründe yükselen yerli kapasitesini takdir etti. Gülen ayrıca Pakistan Hava Kuvvetleri'nin öncülük ettiği Ulusal Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Parkı'na büyük ilgi duyduğunu ifade etti ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın projeyi büyük bir başarıya ulaştırma konusundaki kararlılığını takdir etti. Her iki komutan da 5. nesil uçaklar ve insansız hava platformlarına odaklanarak ortak askeri donanım üretimi için işbirliği de dahil olmak üzere ikili işbirliğinin daha ileri yollarını keşfetme konusunda mutabık kaldı.
Ziyareti sırasında Pakistan hükümeti iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiği için Orgeneral Atilla Gülen'a en yüksek gayri nizami askeri ödül olan nişanlı imtiyazı verdi. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Pakistan ziyareti her zaman olduğu gibi Yunanistan'da geniş yankı buldu. Özellikle Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamaları ilgi odağı oldu. Yunan pilotlarının zaman zaman Türk F-16'larında Pakistanlı pilotlarla karşılaştığına dair söylentiler ve iddialar büyük ihtimalle gerçek ifadesini kullanan Yunan medyası, Türk ve Pakistanlı askeri yetkililerin Ege ve Doğu Akdeniz'e hedef alan bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını görüştüklerini biliyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde ortak askeri operasyonların yanı sıra iki taraf özellikle eğitim ve terörle mücadele alanlarında askeri ilişkileri daha da iyileştirme konusunda anlaştı. Pakistanlıların bölgedeki varlığı kısa bir süre önce imzalanan ve Akdeniz'de Pakistan donanmasının yeni eylemlerini resmen görecek olan savunma anlaşmasını yeniden gündeme getirerek hem Kıbrıs hem de Yunanistan'da öfkeye neden oldu. Daha önceki haberlerde Pakistanlıların Ege ve Akdeniz'de gemilerini yanaştırmak için bir Türk üssü aradıkları belirtilmişti. Erdoğan'ın Mavi Vatan planını tam olarak uygulamaya hazırladı ve bu nedenle Meriç ve Ege'de göçmenlerle birlikte bu projeyi gördüğümüz için önümüzdeki dönemde bu hamlelerin çoğalması bekleniyor ifadelerini kullandı. Cezayir, Fransa'dan ve Fransız emperyal yönetiminden bahseden 1962 tarihli orijinal milli marşını yeniden uygulamaya koydu. Bu durum Paris'te tepkilere yol açarken Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna bu adımı çağ dışı olarak nitelendirdi. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, Fransa'nın Cezayir'in milli marşı ile ilgili tartışmaya müdahil olma girişimini sert bir şekilde eleştirdi. Attaf, çarşamba günü verdiği bir röportajda Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cezayir milli marşı hakkında fikir beyan edebileceğini düşünmesi beni hayrete düşürdü eleştirilerini kendilerine saklasınlar. Bazı Fransız partileri ya da siyasetçileri için Cezayir'in siyasi amaçlar için kullanılabilecek kolay bir konu haline geldiği izlenimi doğuyor dedi. İronik bir şekilde devam ederek şunları ekledi. Melodiyi de eleştirmesi gerekirdi. Belki de ona uygun değildir dedi. 24 Mayıs'ta Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecit Tebboune milli marşta Fransa'nın ismen anıldığı bir kıtayı yeniden yürürlüğe koyan bir kararname yayınladı. Mısralar şöyle diyor. Ey Fransa, sistem zamanı sona erdi ve biz onu bir kitabın sona erdiği gibi sona erdirdik. Ey Fransa, bu hesaplaşma günüdür. Bu yüzden bizden cevabımızı almaya hazırlan. Colonna 19 Haziran'da gazeteciler tarafından değişiklik hakkında yorum yapması istendiğinde önce yorum yapmak istemediğini söyledi. Ardından yorum yapmaya devam etti. Fransız diplomat dizelerin geçmiş bir döneme ait olduğunu ve dekolonizasyon sürecini yansıttığını söyledi. Cezayir Milli Marşı'nın sözleri ülkenin Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşını yürüten Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinin isteği üzerine 1955 yılında şair ve düşünür Moifti Zakaria tarafından yazılmıştır. Son yıllarda iki ülke arasındaki gerilim giderek artıyor ve Paris ile Cezayir arasında düzenli olarak karşılıklı atışmalar yaşanıyor. Cezayir hükümeti geçtiğimiz günlerde Tebboune'un Mayıs ayında Fransa'ya yapması planlanan ve ilişkileri yeniden rayına oturtmayı amaçlayan resmi ziyareti süresiz olarak erteledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, komando birliklerine savaş sancağı takdim töreninde yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetlerin sayısı önemli ölçüde artırılmıştır, dedi. Aliyev, bu büyük gücün tek bir amacı olduğunu belirtti. Topraklarımızı korumak, ülkemizin toprak bütünlüğünü sağlamak ve güvenliğimize yönelik bir tehdit durumunda düşman güçlerine ezici darbeler indirmek. İlham Aliyev, yeni silahların tedarik edilmesi süreci devam etmekte. Hem yeni İHA'ların hem de yüksek ölümcülüğe ve yüksek isabet oranına sahip uzun menzilli füzelerin ülkemize tedarik edilmesi için birçok anlaşma imzalandı. Bugün silahlı kuvvetlerimizi birleşik bir program temelinde geliştiriyoruz ve yakın gelecekte ordumuzun yeni ve yüksek bir seviyeye çıkacağından eminim. Azerbaycan ordusu bugün savaş sırasında kahramanlık ve profesyonellik gösteren Azerbaycan ordusundan daha güçlüdür, dedi. Ermenistan'la yapılacak olan barış anlaşması uluslararası hukuk normları ve ilkeleri temelinde imzalanmalıdır. Bu barış anlaşması savaş sonrası gerçekleri dikkate almalıdır. Bu doğaldır. Biz kazandık, kan döktük, kayıplar verdik. Kendi topraklarımızda savaştık. Bugün kendi topraklarımızda yaşıyoruz ve yaşayacağız, dedi. Cumhurbaşkanına göre son 2,5 yılda Ermeni tarafına gücümüzü birkaç kez göstermek zorunda kaldık. Birincisi askeri provokasyonlarına yanıt olarak, ikincisi imzalarına saygı göstermezlerse sonucun kendileri için felaket olacağına dair bir sinyal gönderdik, dedi. Aliyev, dolayısıyla hala itidalli davranıyoruz. Hiçbir zaman aceleye getirilmememize izin vermedik. Buna gerek yok. Bugün hem güç bizden yana hem de zaman pozisyonlarımızı ve uluslararası hukuku güçlendiriyor. Dünya kamuoyu zaten Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Bekleyebiliriz. Tekrar ediyorum, acelemiz yok, dedi.
Ukrayna merkezli savunma dergisi Defense Express, Ukrayna görücüye çıkan ve ABD'li rakipleriyle yarışacak olan Atak-2'ye daha yakından bakmalı başlıklı bir haber yaptı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Paris Air Show 2023 Uluslararası Havacılık Sanayi Fuarı'nda yeni T-929 Atak-2 taarruz helikopterini tanıttı. Bu, hava aracı için yepyeni bir statü anlamına geliyor. Ayrıca bu proje, Türkiye'nin milli projesi olarak kabul edilmesine rağmen Ukrayna'nın motorsiz şirketinden TV3-117 motorlarını tedarik ederek dolaylı olarak önemli bir rol oynadığı gerçeğini de not etmeliyiz. Bu motorlar 1,5 tonu faydalı yük olmak üzere 11,5 ton muharebe ağırlığına sahip helikopterin tüm uçuş performansı özelliklerinden sorumludur. Atak-2'nin geliştirilmesi gerçekten de hızlı oldu. 2019 yılında Türkiye'nin AH-64 Apache veya AH-1Z Viper gibi yabancı bir helikoptere değil, ulusal ordu için kendi helikopterine sahip olması fikriyle başladı. Dahası bu helikopterin şimdilik gerçek rakiplerinin pahalı Amerikan araçları olduğu düşünüldüğünde artık bir ihracat potansiyeli de var. Özellikle de AH-64E Apache, 2019 yılında Fas ordusu 36 Apache Guardian helikopteri için 4.25 milyar doları gözden çıkarmak zorunda kaldı. Tiger adlı Avrupa helikopterinin geleceği belirsiz. Bu arada Rusya daha önce Ka-52 ve Mi-28 tarafından domine edilen dünya pazarını birçok ülke tarafından uygulanan ve Rus silah endüstrisiyle iş yapmaya çalışan herkesi tehdit eden yaptırımlar nedeniyle kaybetti. Ukrayna silahlı kuvvetlerine karşı yürütülen savaşta her türlü ihracat potansiyeli daha da yok edildi. Bu çerçevede yeni Türk helikopteri ilginç bir seçenek gibi görünüyor. Ne de olsa modern bir saldırı uçağı olarak adlandırılmak için gereken her şeye sahip, tamamen dijitalleşme, akıllı silahları entegre etme yeteneği ve bu aracın hala eksik olduğu bir radar kurmak gibi daha fazla modernizasyonla büyüme potansiyeli de dahil. Burada Ukrayna'nın neden bu seçeneğe özellikle dikkat etmesi gerektiği konusuna geri dönersek, genel olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir helikopter filosuna ihtiyacı var. Sadece ülkenin Rusya ile devam eden savaş boyunca edindiği çeşitli batılı silah cephaneliğine platform sağlamak için değil, aynı zamanda yaşlanan Sovyet Mi-24 filosunu değiştirmesi gerektiği için. Elbette Atak-2 kısa vadeli bir perspektif meselesi değil. Çünkü en azından Türk helikopterinin tüm uçuş testlerini tamamlaması gerekiyor. Bu biraz zaman alacak. Öte yandan Atak-2'nin motorları zaten Ukraynalı olduğundan Ukrayna bu süreyi üretimin yerelleştirilmesi için kullanabilecektir ifadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.